Merhaba arkadaşlar, bugün 23 Aralık 2018 haftalık market analizimizi yapacağız. Bu analizden sonra daha detaylı analizler de yapacağım çünkü çok büyük değişiklikler oldu. Resmi olarak şu anda ayı marketlerine girmiş diyebiliriz. Çok büyük düşüş oldu gördüğünüz gibi. S&P de yön değiştirdi geçen hafta. Sırayla şimdi hepsini geçelim. Daha sonra hızlı olarak geçelim. Daha sonraki videolarda kısa olarak endekslerin analizini yapacağım. Bu tabii Türk lirası ve karşısında dolar ve euronun değerini de değiştirecektir. Hepsi şu anda negatif olmaya başlamış. Önceden yatay giden endeksler şimdi negatif olmaya başlamış. Semiconductor endeksine bakalım. Bu da negatif. Finans %2 düşmüş. Çok büyük düşüş. Burada gördüğünüz gibi. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones çok büyük düşüş yapmış. Dow Jones Transportation'da çok büyük düşüş yapmış. Önceki destek noktası burası. Şimdi hızlı olarak geçeceğim çünkü daha sonra detaylı analizini yapacağım bunların. Petrol de negatif. Endekslerin detaylı analizini yapacağım. Semiconductor yatay gidiyor, o da negatif olmaya hazır. Altın yukarı çıkmış. Toparlıyor. Higher high ve higher low'lar oluşmuş. Bundan sonra altın iyi bir yatırım aracı olarak görünüyor. Şurada nasıl görünüyor? Şöyle higher low. Bundan daha yüksek. Daha sonraki nokta şurası. Daha sonra yüksek tavan noktası burası. Yüksek tavanlar oluşmaya başlamış. Tabanlar ve tavanlar. Buradan sonra bir daha şöyle gelip yukarı çıkması beklenir altının. Şu anda yatay gitmekte. Negatif. Yatay gitmekte. Amerikan teknik yazılım endeksi. Dolar pozitif. Bu da pozitif olmaya başlıyor. Önceki trend noktasını geçmiş. Şöyle bakarsanız. Şu anda yatay gitmekte. Amerikan 20 yıllık bonoları bu. Semiconductor negatif. Gördüğünüz gibi çok büyük bir blok negatif olmuş. Ayı marketlerine girdik. Bunun analizini biraz sonra yapacağım ayrı bir videoda. Negatif. Düşüş burada da büyük. Çok büyük düşüş olmuş. Tüm dünya göz önünde bulundurulduğunda tüm dünya endeksleri çok büyük düşmüş. Şurada gördüğünüz gibi. Böyle büyük düşüşler çok rastlanan şeyler değil. Bu da negatif. DAX'a bakalım. DAX da negatif. Tek DAX negatif, S-DAX negatif. Aşağı inmekte. Uzun dönem yatay gidiyor. Ve euro döviz altın analizini yapacağız. Burada bunun tekrar yukarı çıkması beklenir. Neden? Çünkü kriz zamanında para tekrar geriye Amerika'ya gider. Şu anda yatay görünüyor. Onun analizini de detaylı şekilde başka ayrı videoda yapacağım. Çünkü bunlar ekstra analiz edilmesi gereken, yani gösterilmesi gereken durumlar. Evet, Amerika ve tüm dünya kırmızı şekilde negatif sinyaller vermekte. Gördüğünüz gibi bu kadar kırmızı daha önceki zaman içinde görmediğimiz bir şey. İlk başta yatay gitmeye 10. ayın 7'sinde başlamış Amerikan endeksleri. Mavi noktalar yatay gittiğini gösteriyor. Yeşiller yukarı doğru çıktığını gösteriyor. Yani daha önce endeksler genelde yaptığımız analizlerde bunu göstermiştik hep. Hepsini haftalık olarak video olarak görebilirsiniz. Yukarı gidiyordu. Daha sonra yatay gitmeye başladı. Bu mavi alanlar endekslerin yatay gittiğini gösteriyor. Bir dönüşüm sürecinden sonra bütün endeksler negatif oldu. Bu bizi ayı marketlerinin şu anda hakim olduğunu göstermekte. Borsaya yeni başlayanlar için ayı marketleri tabii daha görmedikleri bir şey. En son ayı marketi 2008'de olmuştu. 10 yıl sonra ortalama tekrar ayı marketi yaşıyoruz. Evet, detaylı analizleri diğer videolarda yapacağım. Bu haftalık da bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.